Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ege yöresinden yine güzel bir tarifim olacak. Bu tarifim yabani kuşkonmaz. Yani biz buralarda buna sarmaşık deriz, kedirgen deriz. İsmini bu şekilde yöresel olarak değişik isimler olabilir. Siz başka yörelerde başka şeyler söyleyebilirsiniz. Bu bildiğimiz kuşkonmaz biliyorsunuz. Bakın şöyle. Yaprakları olmayan sadece böyle bir bitki. Kuşkonmazın doğada kendi halinde çıkmış olan bir türü bu. Ben bunun kavurmasını şimdi yapmak istiyorum. Bunun kavurmasını sizinle paylaşmak istiyorum. Hem çok sağlıklı hem de organik. Gerçekten organik. Çünkü bunları dağlarda böyle çalıların arasında dikenler halinde olur bunlar. Ve çalıların arasındaki dikenlerin taze yerleri, yani bunun daha büyüyüp kartlaşmış olanları da vardır. Bu tazeleri bu şekilde kuşkonmazın yabani hali, bunun kavurmasını hep birlikte yapalım şimdi. Bunun için öncelikle ne kullanıyoruz onu da söyleyeyim. Kesinlikle bunda kullanılacak olan şey sadece biraz tereyağı, bir büyük baş soğan, bir de yumurta. Kullanacağımız malzemeler sadece bunlar. Hemen yapılışına geçelim. Kuşkonmazımızı pazardan bu şekilde demetler halinde alıyoruz ve demetini şöyle sert olan saplarını kesip atalım. Bunun dışında yine de bunun farklı bir doğrama şekli var. Hala bunların sert olan yerler olabilir. Şu şekilde yaptığımızda çıt demesi lazım. Demek ki bu taze. Şöyle çıt dedi mi? Taze demektir. Bak mesela şu çıt demedi hala. Çıt deyinceye kadar, evet, çıt deyinceye kadar bu şekilde bıçak yardımıyla şöyle kırmaya çalışalım. Böyle kırarken çıt dediği yerden atalım. Diğer tarafı serttir hala. Bakın şöyle hala çıt demedi. Bu hemen çıt dedi, bu taze. Çıt demezse sert olur ve ağıza sert şekilde gelir ve o da hoş olmaz. Şu şekilde tazelerini kullanıyoruz. Taze olmayan yerlerini atıyoruz. Bu çıt demedi. Çıt diyene kadar bu şekilde, bakın şöyle. Bu dedi. Şöyle. Bu çıt dedi, bu tazeymiş. Bu çıt dedi ama çıtı biraz farklı dedi. Şuraya kadar. Bu taze. Bıçakla değil de elimizle de koparabiliriz. Elimizle kopardığımız yerde, çıt deyip koptuğu yerde taze demektir. Sert yerlerini atalım. Bu da taze. Bu dağlarda ya da ovalarda fark etmiyor. Dikenlerin arasında olur. Oralarda bunları toplamak zordur aslında. Yani bu pazarda belki pahalı olarak görebilirsiniz. Size pahalı gelebilir. Şu kadarcık bir demetini 25 liraya satıyorlar pazarda. Henüz daha yeni yeni çıkmaya başladı. Aslında bu havalar çok güzel gittiği için şimdi var. Yoksa Mart'tan sonra çıkar aslında. Böyle ilkbahara yakın çıkar. Şu anda havalar çok güzel olduğu için Aydın da zaten çok sıcak. Ve hemen bu olanları getirmişler pazara. Ben de hemen bunu yapıp sizinle paylaşmak istedim.
Şu şekilde, evet. Çıt çıt dedi. Bakın, demetin yarısı sert. Çünkü şu kadar çıktı. Şimdi bunu doğrayalım. Önce yıkamıştık zaten. Şimdi bunu doğruyoruz. Normal bir şekilde. Ne çok küçük ne çok büyük. Böyle doğrayalım. Evet. Şimdi bunu bir tabağa alalım. Bir de soğan doğramamız lazım. Soğanını hazırlamamız lazım. Bunu doğradık, hazırladık. Şimdi temizlenmiş, ayıklanmış bir soğanımız var. Soğan tabii yani miktarları ona göre ayarlayalım. Hani buna da çok kocaman bir soğan olmazdı. Soğanı büyük büyük piyazlık doğruyoruz. Bunu pırasayla da yapabilirsiniz. Pırasayla da çok güzel olur. Fakat ben bunu tereyağlı ve soğanlı yapıyorum. O zaman çok daha lezzetli oluyor. Tabi normali pırasayla ve zeytinyağıyla pişirmektir bunun. Zeytinyağı da yapabilirsiniz. Zeytinyağı zaten bizim bütün sebzelerde kullandığımız, hatta bütün yemeklerde. Yani neredeyse biz pilavı bile zeytinyağıyla yaparız Ege yöresi olarak. Şimdi bunu miktar az olduğu için küçük bir tava alıyoruz. Tavamızın içine soğanlarımızı koyalım. Biraz zeytinyağı. Önce biraz zeytinyağında soğanlarımızı öldürüyoruz. Sonra şu kadar bir tereyağı, küçük bir parça, çok fazla değil, o kadar bir tereyağı ilave ediyoruz. Soğanımızı soğan sararıncaya kadar kavuralım. Ege yöresinin otlarından muhteşem bir yemek tarifi bu. Hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Biz Egeliler otları çok severiz. Her yörenin kendine özgü ot çeşitleri de var tabii ki ama sanırım Ege yöresinde daha çok. Şöyle çok güzel sararmaya başladı soğanlarımız. Soğanlar sarardı. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi üzerine yabani kuşkonmazlarımızı ilave ediyorum.
çok fazla karıştırmadan bu şekilde kuşkonmazı fazla öldürmeyeceğiz. Biraz renginin değiştiğinden emin olalım. Daha sonra içine bir tane yumurta kırıyoruz. Şöyle bir kere daha çevirelim. Yumurtamızı kırıyoruz. Tam ortasına bir tane yumurta konduralım. Hiç karıştırmadan üzerine biraz tuz atalım. Başka hiçbir şeye gerek yok. Yumurtası piştiği zaman bu yemeğimiz de hazır demektir.